Dubai'de gezilecek bütün noktaları, kalınacak yerleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ikinci emirliği Dubai. Her ne kadar petrol kaynakları tükenmiş ve ekonomisinin sadece %6'sını oluştursa da Emir Şeyh Muhammed'in muazzam ticari zekası sayesinde zenginliğini koruyor. Dubai'ye tatil için gelirseniz kalabileceğiniz 4 bölge var. Bunlardan ilk dünyanın en uzun binası ve dünyanın en büyük alışveriş merkezinin bulunduğu Downtown Dubai. Burada fiyatlar cep yakabilir ama bu ihtişamlı güzelliğin içinde kendinizden geçebilirsiniz. İkinci bölge Dubai Marina bölgesi. Ben tatilimi geçirmek için bu bölgeyi tercih ediyorum. Burada Dubai'nin en güzel plajı Jumeirah Beach yürüme mesafesinde. Plajın etrafında dolaşılacak büyük ve güzel bir bölge, Dubai Marina'nın hem gündüz hem gece muhteşem atmosferi burayı benim için vazgeçilmez yapıyor. Üçüncü bölge Palmiye Adası. Her ne kadar yukarıdan bakınca çok orijinal ve güzel görünse de burası çok büyük ve Palmiye'deki otellerden merkeze gidip gelmek için her seferinde minimum yarımşar saat arabayla vakit harcamanız lazım. Dolayısıyla bu bölgeyi sadece otelde daha fazla vakit geçirmeyi planlayan çocuklu ailelere tavsiye ediyorum. Eğer biraz daha ekonomik bir gezi deneyimlemek istiyorsanız Dubai Hills bölgesini deneyebilirsiniz. Zaten her ne kadar düzenli yapısından dolayı bütün bölgeler birbirine yakın gibi görünse de aslında mesafeler çok uzak. Dolayısıyla araç kiralamak Dubai'de en konforlu seçenek. Ekonomik bir deneyim için günlük 25 dolara bile araç bulabilirsiniz. Ayrıca kaza yapmadığınız sürece burada herhangi bir polis çevirmesi yok. Ama ben araç kullanıp strese girmek istemiyorum derseniz havaalanından itibaren çok kaliteli bir metro ağı mevcut. Taksi için ise Uber, Karim ve Yandex uygulamalarını kullanabilirsiniz. Biz de Moskova'dan yaklaşık 5 saatlik bir uçuşla Dubai'ye varıyoruz. Bu muhteşem yolculuğa tanıklık ederken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dünyanın en büyük alışveriş merkezinde dolaşıyoruz. Burayı komple gezmek için birkaç güne ihtiyacınız var. En lüks, en pahalı markaların tamamı burada mevcut. Ayrıca çok büyük bir akvaryum, devasa bir buz hokeyi pisti ve etrafında onlarca Michelin yıldızlı restoran. Dünyanın en uzun binası Burj Khalifa da burada bulunuyor. Khalifa ismi Abu Dhabi Şeyhi'nin oğlundan geliyor. İnşaat sırasında Dubai'nin parası bitince Abu Dhabi Şeyhi, oğlunun isminin koyulması karşılığında kalan masrafları üstlenmiş. Pef Chang's restoranda nefis bir akşam yemeği. Dubai Marina bölgesinde gezintimize başlıyoruz. Bu bölgedeki otelimizin 5 gecelik maliyeti yaklaşık 1400 dolar. Günün 24 saati istediğiniz kalitede ve büyüklükte yat kiralayabilir veya çok zengin ve ünlü yat sahipleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu manzaranın güzelliğine hem suyun hem de karanın üstünden tanıklık etmek gerçekten çok keyifli. Buradan 10 dakika yürüme mesafesindeki Jumeirah plajında akşam boyu dolaşacak çok yerimiz var. Gün batımının muhteşem renk cümbüşünün eşliğinde kalabalığın içinde kayboluyoruz. Bu arada Dubai'deki nüfusun %90'ı yabancı. Sadece %10'luk bir kısmı yerel halk oluşturuyor.
Dubai'ye bekliyoruz arkadaşlar. Dubai'ye. Dubai'den herkese selamlar. Muhteşem bir bölümle yine karşınızda olacağız. Bu ülkeyi, bu şehri, bu emirliği birkaç kelimeyle anlatmak çok zor. Burada enteresan bir tarih, enteresan bir yapı var. Bu tarihin tamamı yakın tarih aslında. Aman tanrım, ne kadar güzel bir görüntü ya. Harika. Evet, şimdi Dubai'ye, aya doğru da gidiyoruz. Burası şu anda teknik olarak çalışmıyor. Herhalde çalışma prensibinde bir sıkıntı var ama köprüdenki görüntü de gayet güzel. Bu tarafta da yine böyle Singapur usulü yapılmış parkla birlikte. Dubai ayı şu anda çalışmıyormuş teknik olarak ama biz yine de bu köprüden yürüyerek geçerek oraya uğrayacağız. Hemen sonrasında ise yine sahildeki lüks ve kaliteli restoranlarda akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Fiyatlarla ilgili de ayrıca size bilgi vereceğim. Fiyatlarla birlikte deniz, bir yanda gökdelenler, bir yanda plaj, bir yanda lüks restoranlar. Kalabalık bir halk. Bu tarafımızda yine aynı şekilde Dubai'nin gözü. Harika bir görüntü. Köprüden yürüyerek Blue Waters adasına geçiyoruz. Tıpkı Bodrum Marina'da olduğu gibi burada da birçok Rus restoranı açılmış. Ayrıca kaliteli bir rezidans bu insan yapımı yarımadanın üstünde bulunuyor. Akşam plajdaki restoranlardan birine giriyoruz. Bir pizzaya yaklaşık 40 dolar ödemenin şokunu yaşarken internetten restoranın ismine bakıyorum. Dünyanın en efsane ve en iyi pizza restoranı Lantica şubesi olduğunu anlıyorum. Wow. Merkezdeki Luna Park'a benzer yere giriyorum. Çok büyük oyuncak ödülleri var ve neredeyse oynayanların tamamı ödül kazanıyor. Şey, galiba bu detaya bile el atmış. Agrom. Смотри, как красиво. Sadece restoranlar değil, marketler de bir hayli pahalı. Altılı yumurtanın satış fiyatı tamı tamına 4,5 dolar. Bugünkü kahvaltımız hindili kruvasan, tres leches, granola, 2 tane latte. Bu 2 kişilik gariban kahvaltısına da 40 dolar ödüyoruz. Bir sonraki gün şezlong kullanabilmek için ücretli plajlardan birine giriyoruz. Giriş kişi başı 35 dolar. Allah'tan duş ve havlu fiyata dahil. Ben genel olarak imkan varsa gezilerimde direksiyon başında olmayı seviyorum. Dubai 12 şeritli yollar ve klimalı otoparklarıyla araba kullanmak için ideal. Her ne kadar 25 dolara bile günlük kiralık araç bulabileceğinizi söylemiş olsam da eşim Natalia ile balayında olduğumuz için bir kabriyolet kiralıyorum. Günlük ücreti 250 dolar. Evet, güzel arabamıza da kavuştuktan sonra artık Dubai'deki gerçek yolculuğumuza başlıyoruz. İlk durağımız Dubai Miracle Garden, yani Dubai Mucize Bahçesi. Buradaki güzel bahçeyi gezdikten sonra yine arabamızla yolculuğumuza devam edeceğiz. Bakalım Sovyet gezgininin Dubai yolculuğunda bizi neler bekliyor. Buraya giriş ücreti de 25 dolar. Evet, Miracle Garden'a girdik. Yine her zamanki gibi çok büyük bir kalabalık var. Her ne kadar
Giriş ücreti 700-800 ruble de, ruble diyorum, lira da olsa. Maraş dondurması, Allah bereket versin. Yaklaşık 30 derece civarı yine sıcak bir hava var. Ama bu iklime bir şekilde her şeyi uydurmuş Birleşik Arap Emirlikli kardeşlerimiz. Alaaddin de var orada gördüğünüz gibi. Burada böyle balerinler. Ya ben buna Alaaddin dedim ama bu Alaaddin'in cini tabii. Alaaddin'in kendisi. Burada Yusuf abiniz görüyorsunuz. Burada bir cin abimizle birlikte bir fotoğraf çekinmeden her zamanki gibi Hintli kardeşlerimiz yine Natalya Hanım'la fotoğraf çekiyorlar. Kendisi çok sever. O Çin Lubit. Lude is India. Are you making a vlog? Yes. Bayağı büyük bir bölge. Her ne kadar böyle bu paraya değmezdi diye düşünüyor olsam da yani bayağı bir mekanı yapmışlar herhalde. Birkaç kilometre kare vardır diye düşünüyorum. İnşaatçılık tecrübelerimden faydalanarak yani bir 100 bin metrekare olduğunu söyleyebilirim. Tam bir masalsı atmosferi burada oluşturmuşlar. Gördüğünüz gibi bir yanda cinler, bir yanda böyle masal evleri, bir yanda her zamanki gibi fotoğraf çekinen Rus kadınları. Derken başka bir dil konuşuyorlar. Oo, burada da çok güzel bir Dubai kadını. Bunu da böylece görmüş olduk. Burada da böyle uçak neredeyse çalışacak, uçacak gibi. Çok güzel bir Emirates süslemesi yapmışlar. Buradan da böyle aşk yoluna giriyoruz. Nice. Güzel mi? Evet, kayıp şirinleri de burada bulduk böylece. Meşhur Şirinler Kasabası'na da giriyoruz. Bakalım Şirinler Kasabası'nda bizi neler bekliyor çocukluğumuz boyunca burada. Oo, Gargamel. Gargamel'le neydi o elemanın adı? Unuttum. Oo, Şirini. Neredeyse bütün kasabayı yapmış arkadaşlar. Gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Çocukluğumuzu böylece yaşamış olduk. O kadar güzel yapmışlar, o kadar çok para harcamışlar ki gerçekten hayran kalmamak elde değil. Gördüğünüz gibi burada böyle mantarlı evleri, burada böyle çiçekler, ağaçlar, ağaçlardan hafif sular akıyor. Şirin Baba'yı da bulduk. Şirin Baba'yla yaptığımız buluşmanın ardından Dubai'deki yolculuğumuza devam ediyoruz. Yani nasıl sıcaklanıyor ya tat park olsun. Medine Suka'da geldik. Bizim kapalı çarşıyı andıran ama birazcık daha otantik tabii görüntüsüyle bir çarşıdayız. Arap kokuları. Satıcı arkadaşlar çok esnaf göründükleri için şey yapamıyoruz. Medine Çarşısı olarak adlandırılan bölge, kapalı çarşı, oteller ve bunların etrafındaki masmavi rengiyle yapılmış yapay nehirlerle birlikte hem okyanusun hem de Burj Al Arab Otel'in dibinde bulunuyor. Evet, Medine Suk'taki gezimize başladık. Dünyanın en pahalı otellerinden bir tanesi Burj Al Arab'ın yanındaki bu kervansaray diyelim. Burada hem oteller var, hem alışveriş bölgeleri var, hem de böyle etrafında nehirler yapılarak, yapay aslında bu nehirler ama çok güzel şekilde yapılmış ve korunuyor. Kafamdaki de insanların, genelde özellikle yerellerin çok hoşuna gidiyor. Herkes bana selam veriyor, herkes gülümsüyor, herkes bir şey. Evet, burada da hem böyle oteller hem villalar var. Bayağı da büyük bir alandan bahsediyoruz. Hava da bugün çok sıcak. İyi ki almışız bu turu. Dubai'nin meşhur gelecek müzesini yerinde incelemek için biletimiz olmasa da keşfetmeye geldik. Şeyh kardeşiniz Yusuf, bakalım gelecek müzesine biletsiz giriş yapabilecek mi? Hep birlikte deneyeceğiz. Ya da bilet almadan da buraya gelmeye değiyor mu? En azından onu anlamış olacağız. Biletsiz olarak müzenin içine girdik. Zaten reise bakar mısın? Hey, yaklaşma ha.
Bilmiyorum içeride tabii paralı girişi yaptıktan sonra ne var ama bu muazzam yapıyı en azından bilet bulamasak da gördük. Tekrar tekrar söylüyorum, buraya minimum bir ay önceden bilet alarak gelmeniz lazım. İçindeki atraksiyonları görebilmek için. Ama şu anda da farkında olduğunuz gibi orta alandaki bölüme ana bileti almadan da girebiliyoruz. Nefis. Şeyhimiz Muhammed Bey harika bir çalışma yapmış. Kendisini de gördüğünüz gibi The Sheikh CEO. Adamın ham maddesi. Şimdi de dışarıdan inceleyeceğiz. Burada da ticaret merkezi var. Şikarına. Evet, bu taraftaki müthiş görüntüyü de görelim. Gelecek müzesi. Gelecek artık burada beyler. Gelecek Asya'da. Avrupa'nın gerçek yüzünü Filistin'de gördük beyler. Artık biz yüzümüzü doğuya mı batıya mı dönelim konusunda oturup bir daha düşüneceğiz galiba. Bu kalabalık gerçekten de fiyatlar ne olursa olsun Dubai'yi öyle bir imaj oluşturmuş ki insanlarda. Harbiden de fiyatları hiç umursamadan insanlar nerede ne olursa olsun girecek durumdalar. Çok fazla değişik ülkeden, değişik ırktan insanlar görüyorum. Tabii ki Avrupalılar geçmiş yıllara göre biraz daha az. Ama Ruslar, Hintliler, Amerika'nın hem güneyinden hem kuzeyinden farklı farklı ülkelerden insanlar. Çok az miktarda Orta Asya'dan, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan kardeşlerimiz. Yine bir miktarda Türkçe burada duyuyorum. Kendiniz içeriklerini seçtikten sonra hemen orada tek tek aromaları karıştırıyor sistem ve size kendi parfümünüzü Vax diye hazırlıyor. Arap parfümleri burada çok moda, çok pahalı, çok popüler. Evet, meşhur Dubai çerçevesine de geldik. O çerçevenin içine tabii ki girmeyeceğiz. Ama en azından dibine kadar gelip fotoğraf çekinme şansını elde etmiş olduk. Bu tarafta da tavus kuşlarının olduğu bir park var. Evet, çerçeveyle ilgili güzel şeyler söylemiştim ama yani yaklaşık 1,5 kilometrelik bir sıra bekliyor insanlar. Bu büyük sırayı tabii ki ben beklemeyeceğim. Etrafından böylece çekimlerimizi yaptık. Fotoğrafımızı çekindik. Videomuzu çektik. Artık yeni rotamıza doğru yola çıkabiliriz. Yine havanın en sıcak olduğu günü yakaladık. Hatırlayanlar vardır. Apazya'da da sezonun en sıcak gününde dolaşmıştık, 35 derecede. Bugün de burada 30 derecedeyiz ama çok güneşli olduğu için de çok kavurucu bir sıcaklık var. Evet, Eskişehir'e girişimizi yaptık. Bakalım, birçok da tur otobüsü var. Nerelerde insanlar yürüyorlar hep beraber göreceğiz. Burada artık yerel halk yaşıyor. Dubai'nin, Dubai Marina'nın manyak lükslüğünden kurtulup birazcık yerel hayat görebiliriz. Dubai'nin tarihi şehir kısmı olarak geçen Al-Fahidi ve Al-Seif bölgelerindeyiz bugün. Tarihi evlerin içine dalıp turistik çarşıda kazıklanmanın keyfini yaşayacağız. Evet, Dubai'nin eski şehrinden herkese selamlar. Yalnız şu anda az insan olduğu için, çok da fazla satıcı olduğu için birazcık konforsuz şu anda dolaşmak. Burada da böyle biraz daha yerel halk. En azından fiyatlar biraz daha ucuz. Şu camel, 50 minut reach auto. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. How much? Bitnasat. Dükkanların içinde her türlü hediyelik eşya, baharat, yiyecek ve giyecek mevcut. Matruşka. Matruşkaya bak. Maşallah. Çok güzel ama gerçekten de binalar. Sanki böyle eski Arap filmlerinde. Hatta belki de Suriye savaşlardan ve depremlerden önce böyle güzeldi. Şu anda maalesef birazcık farklı duruma geldi ama eskiden orası da böyle çok güzel bir yerdi. Bunlar neymiş ya? Hello, hello. What are these? This is sulfur for a skin allergy. This is indigo for cloth for jeans color. This is frankincense for burning in house and room. And this is salt for cooking. Cooking just. Yeah. And this is alum after shave using. Okay. Yes. When there is blood? Yes. Koku? Yes. Smell? Just see. For a nose, for a stomach, nose at credit. For the neck, for the chest, for all body screener. This is Arabic cocoa. Tea we don't drink, yeah. We buy every time. I will show you the best tea.
No, no, we just don't drink, my friend. Yine dayanamayıp 25 dolara saçma sapan bir tuz çeşidi aldım. Şimdi de böyle dar yollarla Endülüs mimarisine doğru yaklaşmış olduk. Eskişehir'deki yolculuğumuz sürüyor. Vallahi kendimi Çağrı filminin içinde hissediyorum şu anda. Allah'ın kılıcı Hazreti Hamza birazdan atıyla gelerek kafirlere darbeyi vuracak. Tabii videoyu çekerken yine her zamanki gibi bu atmosfer tam olarak yaşanmıyor olabilir. Ama burası hem evlerinin dokusu, kokusu, atmosferiyle harbiden de dünkü o Suq Madinah'a göre çok daha doğal, çok daha tarihi hissettiren bir yapıda. Benim çok hoşuma gitti. Ana caddeye çıktık. Bu caddede gördüğünüz gibi kalabalık restoranlar, yerel halk, her zamanki gibi hediyelik eşyalar. Ama bir yandan o kadar güzel bir dekorasyon yapılmış ki. Hakiki baklava kafe. Türkiye. Turkish ice cream. Turkish breakfast. 80 saat fiyat. Norm. Evet, Dubai Nehri'nin etrafına da gelmiş bulunmaktayız. Moskova Nehri'ni de andırdı etrafındaki Twin Tower'larla. Karşıda da bayağı bir turistik gemi var. Bu tarafta da böyle eski şehir manzarasıyla. Böyle. Şöyle ben de bir fotoğraf çekineyim burada. Çünkü hem denizin hem binaların görüntüsü çok güzel. Emrimizin eline koluna sağlık. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük çam ağacını burada görüyoruz. Yani şuradan bakarsanız karşıdaki çok katlı, yüksek katlı binalarla karşılaştırınca neredeyse onlar kadar büyük bir yapısı var. Tabii St. Petersburg'da gördüğümüz çam ağacı doğaldı. Doğal olduğu için bu kadar uzun değildi ama o da çok güzeldi gerçekten de. Buradaki yapay ama buradaki dediğim gibi Orta Doğu'daki en yüksek çam ağacının önündeyiz şu anda. Aslında Dubai'deki her şey dünyanın en büyüğü, dünyanın en yükseği, dünyanın en genişi. Çam ağacını henüz öyle yapmamışlar ama ilerleyen yıllarda kesin onun da dünyanın en yüksek versiyonunu yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Dubai'deki yolculuğumuza devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin siz de. Evet, ilk defa birazcık daha bütçeye uygun bir kahvaltıyla karşınızdayız. Kahvaltıdan sonra yolculuğumuz Abu Dhabi'ye doğru olacak. Herkese kolay gelsin. Dubai'den Abu Dhabi'ye arabayla 1,5 saatte varıyoruz. Buraya Dubai'den günübirlik gelerek en önemli noktaları görebilirsiniz. Saadet. Abu Dhabi Louvre Müzesi'ne varmış bulunmaktayız. Fransa'da bu müzeyi, Louvre Müzesi'ni ziyaret edenler var mı bilmiyorum. Benim gördüğümde 2012 yılındaydı Fransa'da bulunduğumda. Tabii o zamanlar daha Notre Dame da yanmamıştı. Şimdi yandı. Bilmiyorum tekrar yaptılar mı, yapmadılar mı artık. Bakalım. Oo, çok da güzel. Tam da böyle denizin kenarında. Harika bir görüntüymüş. Burada da böyle. Louvre'u görüyoruz. Çok güzel bir çevre düzenlemeyle birlikte denizin hemen de kenarında Louvre Müzesi'ne doğru girişimizi gerçekleştiriyoruz. Milyonlarca turist Abu Dhabi'ye hoş geldiniz. Burada böyle parası çok olan arkadaşlar da lüks deniz bisikletleriyle gezebiliyorlar. Girmiş bulunduk. 60 dirham. Yaklaşık olarak işte herhalde 15-20 dolar ediyordur. Yani çok da yüksek değilmiş. Dubai'de, Abu Dhabi'de çok daha yüksek fiyatlar görmüştük. Oo, smart 3.
Mona Lisa tığı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Mona Lisa'yla da fotoğrafımızı çekindikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Evet, müzenin içindeyiz. Burada da gördüğünüz gibi gerçek bir Louvre Müzesi'ne benzeyen çatı bölgeleri var. Şimdi göstermeye çalışacağım. Yukarıya doğru kalktığımız anda görüyoruz ki böyle bir üçgenle birlikteyiz. Bunlar da Türkiye, İtalya ve Çin'den gelme. Türkiye'deki 1570, İtalya'daki 1534, Çin'deki 1403 yılında yapılmaymış. İznik Çinisi. Burada da kendini gösteriyor. Kütahya Çinisi olmasını beklerdik ama maalesef Kütahya Çinisi değil. Yaklaşık 700 milyon dolar para harcadılar. Buradaki tarihi eserleri toparlayabilmek için dünyanın dört bir yanında. Yaklaşık M.Ö. 2800 yılı Irak, 400 yılı Mısır ve Gabon 1900 yılında. Ürdün'den M.Ö. 6500 yılından kalma bir yapıymış. M.Ö. 6500 yılı Ürdün. Mısır uygarlığı. Bunları nasıl getirdiler, ne paraya satın aldılar, nasıl çaldılarsa artık helal olsun. Özellikle bunlar Mısır'dan gelenler, firavun şekliyle olanlar çok güzeller. Prince of Lagash, Irak. Yaklaşık M.Ö. 2110 yılındaymış. Gerçek firavunlar. Girerken düşünmüştüm, girmemize gerek yok, bilet almayalım diye, buralar sıkıcı oluyor diye, ama hiç de sıkıcı değilmiş. İran'dan M.Ö. 510 yılından kalma Pers savaşçısı. Tabi bunlardan Rusya'da da çok ama Avrupa'ya doğru. Burası da Roman uygarlığı İtalya. Yaklaşık M.Ö. 100 ve M.Ö. 200 yılları. Bu müzede de saatlerce, hatta günlerce dolaşmak mümkün. Çok değil, daha 20 yıl önce çöl olan bir bölgede nasıl böyle müzeler yapılmış, akıl alır gibi değil. Bu da Fransızların yaptığı bir yağlı boya çalışmasıymış. Ali bin Ahmet, Osmanlı hükümdarlığının savunucusu diye böyle çok güzel bir çalışma yapmışlar. İstanbul'un savunucusu, özür dilerim. Bunu da balaklama giymiş Yusuf Arabay'a benzettiler. Harbiden de benziyor ha. Bu da Osmanlı Devleti savaşçısıymış. 1400 yılından kalma. Abu Dhabi Louvre'un meşhur çatısının altında gezimizi sürdürüyoruz. Bence verdiğimiz biletin parasını sonuna kadar hak etti. Yani bilmiyorum tabii designer'ı kimdir buraların, ama daha gezmediğimiz, girmediğimizde fazla sayıda müzeler var. Biz sadece ana müzeye girdik. Yani burada bir sabahtan akşama kadar bir gününüzü rahat rahat harcayabilirsiniz eğer zevk alıyorsanız sanattan. Enteresan bir şekilde serin de bir hava var. Yani böyle gün ışığını alıyoruz ama herhalde güneş düşmüyor. Daha doğrusu gördüğünüz gibi çok parça parça düşüyor. Evet, fotoğraflarımızı çektirmeye başladık. Bu arada benim girişte mikrofonumu aldılar. Çıkış resepsiyonunda geri vereceklerini söylediler. Biraz önce de fotoğraf çekerken Natalya'nın başı birazcık açıldı. Geldiler, zorla o son fotoğrafı siler misiniz dediler. Son fotoğrafı sildirdiler. Abu Dhabi, 7 emirliğin toplamının %90'ını oluşturuyor. Çok zengin, çok fazla petrolü olan bu emirlikte Şeyh Zayed, hayatımda gördüğüm en güzel camilerden birine imza atmış. Yapımı 2006 yılında biten caminin avlusunda Şeyh Zayed'in de anıt mezarı bulunuyor. Evet, sonunda caminin içine girdik, bakalım. Ooo, içi de mükemmel bir güzellik yapmışlar, çok güzel. Güzel binaya doğru da yolculuğumuza devam. Artık ne oluyor, parlamento mu oluyor diyeceğim ama buralarda demokrasi olmadığı için parlamento olamaz. Mother of the Nation festivaline gideceğiz. Yaklaşık 20 gün süren bir festivalmiş. 25-26 dirham civarıymış giriş ücreti.
Abu Dhabi'nin alt geçitleri her zaman olduğu gibi yine sanat şaheserleriyle dolu. Ayrıca güzel de kokular var. Herhalde parfümler fışkırıyor alt geçidin. Her bir yanından sular akıyor. Çok büyük bir festival. 13 Aralık'ta da Black Eyed Peas'in konseri varmış. Ondan sonrasında da yerel birçok yıldızın konseri olmuş. Asya yıldızları. Biz tabii konserlere denk gelmedik. Yarın yine büyük bir konser var. Yine bir festivale girdik. Allah kerim artık burada. Boşuna mı para ödedik, doluya mı para ödedik? Yemekler var, güzel churros var. Pink basketbol. Sanki Barbie filminden fırlamış gibi ya da fantastik çizgi filmlerden fırlamış gibi. Güzel yapmışlar. Kaplumbağa da ne güzelmiş. Bir de Upside Down varmış burada da. Stranger Things'i seven arkadaşlar için. Burada da yalnız ayrıca bir biletle alınıyormuş. Ben de maalesef Upside Down hayranlığı olmadığı için içeri girmeyeceğim. Bugün de güneşi batırdık ama gezilerimize devam ediyoruz tabii. Şu anda kış aylarında olduğumuz için 5.5 civarında hava kararıyor. Ama kış ayları dediğimize bakmayın. Bugün hava birazcık serindi. 26 dereceydi. Dün çok daha sıcaktı. 29 derece civarıydı. Burada festivalin içinde bedavaya sinema da varmış. Açık hava sineması çok severiz. Yes, Your Majesty. She wants a different life than I had planned for her. Evet, otelin havuzunda alkol satışı serbest. Onun dışında bütün restoranlarda da, kafelerde de, mağazalarda da yasak. Sadece otellerde serbest. Dubai'ye geri döndükten sonra son gün kendime safari turu alıyorum. Booking.com'dan aldığım bu tur tahmin ettiğimden çok çok farklı çıkıyor. Bütün çalışanlar, organizatörler ve müşterilerin Pakistanlı olduğu bu turda kalite, hijyen ve saygı sıfırın altındaydı. Evet, safariye gelirken yol üstünde klasik turist kazıklama noktalarından birine geldik. Burada Arap kıyafetleri, Arap bilmem neleri, şunları bunları, su, içecek. Allah'tan tuvalet bedavaydı da tuvalete girebildik. Birazdan safaride bizleri neler bekliyor göreceğiz. Devede de gezeceğiz. Hepsini yapacağız sırayla. Devede de gezemedik. Kumun üstünde skateboard da yapamadık. Çölde safariye geldik ama gördüğünüz gibi herhalde bir 1000 tane falan arazi aracı vardır. Bakalım bu araçların arasından geçip şimdi nereye gideceğiz hep birlikte göreceğiz. Let's go. You can wait there in the 5 minutes. Evet, şoförümüz diğer aracı da almaya gitti. Birlikte herhalde girip buradan bu araçlarla tur atacağız. İnanılmaz kalabalık. Yani en son böyle bir kalabalığı Hindistan'da Taj Mahal'de görmüştüm. Orada kız arkadaşım vardı. Bir de birbirimizi kaybetme korkusu vardı. Allah'tan bugün tek başımayım da kaybolma korkusu yok. İnşallah bir şeyimi de kaybetmem. Turda benimle olan Belçikalı aile hayatının en kötü gününü geçirdi. Her ne kadar her şey dahil para ödemiş olsak da arazi araçlarına binmek için tekrar $100 para istiyor. Buraya kadar gelmişken yediğim kazığı kabulleniyor ve araç alıyorum. İş güvenliğine dair hiçbir açıklama ve eğitim yok. Henüz araç beklerken gözümün önünde iki küçük kaza oluyor. Ayrıca o kadar bozuk bir organizasyon var ki araca oturduktan sonra bir saat kalkış bekliyoruz. 90'larda dedemin fotoğraflarından gördüğüm Arap çöllerine sonunda hızlı bir giriş yapıyorum. Uçsuz bucaksız bu kumdan düzlük ve küçük tepeciklerin içinde adeta ışık hızıyla uçmak, her ne kadar kazık yemiş olsam da beni kendimden geçiriyor. Evet.
Evet, çölün ortasında ATV'lerle ilerleyişimizi sürdürüyoruz. 5 dakikalık bir ara verdik. Şu anda gerçekten de uçsuz bucaksız bir noktadayız. Biraz önce söylemiştim, burada yaklaşık binlerce insan var diye, ama şu anda ortalık o kadar büyük ki bir kişiyi bile göremiyoruz. Bir 5 dakika ara verdik. Klasik turist kandırmacalar. Orada bir kuşla fotoğraf çekinme, sahabilerle fotoğraf çekinme. Ardından yine yolculuğumuza devam edeceğiz. Vallahi maalesef develere falan götürmediler bizi. Birazdan akşam yemeği var. Onu da VIP alalım diye çok ısrar ettiler, almadık. Bakalım normal olursa sıra bekleyecekmişiz falan filan. Arkadaşlar çölü temiz tutalım ya. Burada herkes suyunu içen şişesini atmış. Ama bir anda inanılmaz bir gün batımıyla birlikte turuncu güneşi bu açık kahverengi topraklarda izleyerekten fotoğraflarımızı çektik. Akşam yemeğini yemeye geldik. Bakalım ne saçma bir gösteri olacak. Zaten safari'de midem bulandı. Yarım saat boyunca kumun üstünde sağa sola kayarak, yuvarlanarak jipin içinde hız yaptık. Oo, şimdi geldik. Milyon tane insan var. Evet, dansöz gösterileri var. O kadar saçma bir yere geldik ki, böyle yer sofraları kurulmuş. Binlerce insan burada. Hiçbir şey anlamadım. Ne kadar tutuyor, ne fiyata dahil hariç kına yapıyorlar. Yemek dağıtılıyor ama yemek dağıtımında herkes koşa koşa yemek almaya gidiyor şimdi. İnanılmaz saçma bir. Hayatımda aldığım en kötü tur olabilir yani. Daha kötüsünü görmedim. Tamam, hani Hindistan'da çok çirkin, çok kirli yerlerde bulunduk ama en azından her şey bir mantık çerçevesinde ilerliyordu. Burada böyle paranızla rezil olmak için her şey düşünülmüş durumda. Çok enteresan. Yani bakar mısınız, insanlar koşa koşa. Tuvalet var mı onu da bilmiyorum yani. Oho. Çok güzel. Alkol de var. Enteresan. Enteresan. Kendime böyle bir şark köşesi buldum. Oturuyorum bakalım. Kovulana kadar yemeğimizi yiyelim en azından. Afiyet olsun. Bakalım, böyle bir değişik bir deneyimi de yaşamış olduk. Yapacak bir şey yok. Abi neyin içine düştük hiç farkında değilim, anlamıyorum ya. Nasıl bir dünyaya geldik. Turun sonundaki bu iğrenç akşam yemeği ve eğlencenin ardından şoförümüz kayboldu. Yaklaşık 3 saat bu şova katlanıp 2 saatte şoför bekledikten sonra gece 2'de otele vardık. Şu anda havaalanındayız. Dubai'ye hem girerken hem çıkarken sadece kameraya baktım. Pasaportumu kullanmadım. Çok enteresan. Pasaportum hazırdı yanımda. Sadece kameraya baktım. Yusuf araba yazdı, açtı kapıyı. Girerken de çıkarken de.